Aracımız 2006 Fiat Albea 1.6 dinamik. Bugün Hüseyin arkadaşla beraber orijinal teybine AUX MP3 çalar. Şöyle göstereyim. Böyle bir aparat bağlayacağız. YouTube'da birçok videoda bu teyplere, orijinal teyplere AUX şeklinde bağlantı yapıldığını gördük ama benim teybe ne yazık ki olmadığını öğrendim. Vazgeçecektim ama sonrasında yine YouTube'da izlediğim bir arkadaş, sağ olsun, ona teşekkür ediyorum, kulaktan için atıyorum. Pone moduyla AUX'u, şu aparatı bağladığını gördüm. Biz de denedik. Ben de böyle bir sistem yaptım. Bu aparatta gördüğünüz bu düğmeler, açma kapama düğmeleri, soldakini ben güç için yaptım. Sürekli yanmaması için, yani bu düğmeyi yapmasaydım sürekli elektrik bağladığımızda sürekli bu çalışacaktı. Şu da Pone modunda çalışması için, aktif ve pasif yapmak için yapılan bir düğme. YouTube'da izlediğim diğer videolarda AUX bağlantısı yapılırken sağ ve sol AUX kablolarını ayrıca bağlıyorlardı. Ama Pone modunda böyle bir olanak yok ne yazık ki. Biz de kabloyu sağ ve sol AUX'u birleştirip tek kablo yaptım. O GND denilen bir şey var. Onu da şase. Onu da tek kablo yaptım. Yani iki çıkış olacak. Şimdi cihazın AUX çıkışına bağlayacağız. AUX çıkışı neresi? Şurası güç bölümü. Ayrıca yapacağız. AUX da şu ikinci. Şurası. Bu aparatı görüyorsunuz. Bu çıkışı buraya bağlayacağız. Daha sonra teybimize geçeceğiz bağlantı için. Böyle bir çizim üzerinde gösteriyorum. Cihazımızdan çıkacak AUX çıkışında kırmızı ve sarı gördüğünüz kablo sağ ve sol AUX çıkışı. Siyah kablo da AUX GND diye yazılan bölüm. Şuradaki şemayı göstereyim şöyle. İsterseniz videoyu burada durdurabilirsiniz bir müddet sonra. Köprüyü nereye yapacağımızı, AUX GND nerede, AUX R, yani ben AUX R ve L'yi birleştirip yaptım. Onu tek bir yere bağlayacağım. Sigortanın yerinden çıkartabilirsiniz. Birazdan gerçi videosunu da göstereceğim de. İşte teybimizin çıkışı. Şimdi şu ve şu yanındakine biz köprüyü yapacağız ki foni modu aktif olsun. Daha sonra da AUX gene de şuraya. Diğer AUX RL çıkışta buraya bağlantısını yapacağız. AUX gene de AUX RL ve şu da köprümüz. Şu ikisi. Bağlantısını bu şekilde yaptım. Pek bir şey belli olmasa da yine de bir gösterelim dedik. Şimdi tam montajımızdan önce bağlantımızı yaptık ve bir test yapacağız. İlk önce radyomuzu bir açalım. Şimdi telif hakkı falan diye düşünmüyorum artık. YouTube'da 1000 aboneye ulaşamadığım için istediğimiz şarkı, türkü çalabilir. Evet. Şimdi normal radyomuz çalıyor. O da TRT Türkü. Güç düğmesine basıyoruz. Cihazımız aktif oldu. Ama radyoya orijinal teybine geçmedi yayın. Pone modunu aktif edeceğiz. Kodu nereden çıktı? Gördüğünüz gibi basar basmaz Pone moduna geçiyor. Şöyle biraz geniş alalım. Kapattım. Radyoya geçti. Açtım radyoya geçti. Evet. Bu şekilde. Çok kullanışlı. Şimdi şöyle yapalım. Kapatalım. Burada mini SD kart okuyucusu var. USB girişi var. Bluetooth var. Radyosu var. Şuradan modunu hemen açtıktan sonra radyoyu arattırabiliyoruz. Tabii bunun için bir anten gerekti galiba. AUX modu. Burada AUX'umuzu, telefonumuzu bağlayabiliyoruz. Gerek de yok. Bluetooth var. Bluetooth'un da sesi güzel geliyor. AUX. Bluetooth. Sesini açalım biraz. Evet, sistemimiz çalışıyor. Çok güzel. Maşallah diyelim.
Keşke AUX modu aktif olsaydı. Diğer videolarda izlediğimiz gibi şurada no disk yazıyor. Bizim zaten içinde disk de yok. Koysak da çalışmıyor. Evet, açıyoruz. Cihaz aktif hale geliyor. Ve basınca da... Evet. Tamamdır. Anlaşıldı. Evet, sistem çalışıyor demiştik. Şimdi biz arabamızı toplayacağız. İnşallah bir faydamız olmuştur. İyi günler dileriz şimdiden. Hüseyin arkadaşla beraber biz müziğin tadına varacağız artık. Olur olmaz. Şöyle bir sana.